Bu senenin en çok beklenen filmlerinden Doctor Strange in the Multiverse of Madness vizyona girdi. Bu inceleme spoilerlı olacaktır dostlar. Şimdiden uyaralım. İzlemediyseniz filmi izleyip dönmenizi bekleriz. Hadi başlayalım. Dostlar, rahatlıkla Doctor Strange 2'nin en iyi solo filmlerinden biri değil, aynı zamanda en iyi Marvel filmlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Rotten Tomatoes gibi mecralarda iyi puanlar alsa da, film vizyona girdiğinden beri insanlar hayal kırıklıklarını belirttiler. Beklentiler ve bunların ne yönde olduğu ile alakalı bayağı bir karıştı ortalık. Bu konu hakkında sonda konuşacağız. Sam, esaslı adam Raimi tarzını konuşturmuş ve eforsuzca Spider-Man tarzında korku unsurları içeren bir Doctor Strange ve Scarlet film çekmiş. En baştan konuşmak gerekirse bu filmle birlikte Scarlet Witch tam bir güç canavarına dönüşmüş durumda. Bırakın Wanda'yı, daha önce hiçbir karakteri bu kadar güçlü görmemiştik. Güçlerini Darkhold kitabıyla katlayan Wanda muazzam olmuş bu filmde. 2014'te o hücrede tanıştığımız tatlı masum kızı yıllar içinde gözümüzün önünde büyüttüler resmen. Elizabeth Olsen ise WandaVision ile birlikte en iyi oyunculuk performansını bu filmde gerçekleştiriyor. İzleyicilerden büyük bir çoğunluk Wanda'nın yaptıklarının hiç de mantıklı olmadığını ve karakteri saçma bir yere çektiklerini söylemiş. Ben buna katılmıyorum çok fazla. Wanda şu ana kadar her çıktığı Marvel filminde yavaşça güçlerini keşfedip daha da kuvvetlenmekte kalmadı. Her film inadına bir şeyler kaybedip olgunlaştı. İlk başta kardeşini, sonra özgürlüğünü, sonra sevgilisini, sonra tekrar sevgilisini, sonra tekrar sevgilisini ve ailesini kaybetti. Wanda için yazılan hikayenin bu yöne gitmesi beni o kadar memnun etti ki. Kendisi kararlı ve acımasız bir düşman. Amacına odaklanmış ve ulaşmak için her şeyi yapıp herkesi öldürmeye kararlı. Sadece seyirciyi memnun etmek için ikide bir komik olmayan espriler patlatmıyor. Senden bahsediyoruz Ultron. Motivasyon konusunda basit ve klişe olabilir. Evet, çok orijinal bir sebeple düşman olmuyor Wanda. Ama hayatında bu kadar çok acı yaşayıp karanlık yöntemleri içeren, bize lanetli diye suratımıza çarptırılan bir kitabı alınca insanlar neden kötü karakter olmasına şaşırdığı pek anlayamadık. WandaVision'ın sonunda net olarak bu yola sokulmuştu kızımız. Strange'in yeteneklerini ve güçlerini gerçek anlamda zorlayan bir düşman olmuş. Wanda'nın sahneleri kahramanlarımızın üstün gelmesi için koyulmuş birer sahne gibi değil. Klasik bir korku filmi katili gibi gösteriyor film bize Wanda'yı. Kaç. Sadece kaç. Çünkü savaşamazsın dostum. Scarlet ile olan tüm savaşlar tamamıyla ne kadar güçlü olduğunu ve saf kuvvetiyle yenilemeyeceğini gösteriyor. Sam Raimi kamera yeteneğini bu sahnelerde kullanmış. Wanda'nın ekibimizi Sanctrum'da köşeye sıkıştırması, alternatif bedenini ele geçirmesi ve sualtı koridorunda peşlerinden koşması. Kamera açıları, ses dizaynı ve kurgusu ile korku filmlerinden çıkmış gibiydi bu sahneler. Ayrıca sizi bilmem ama Wanda'nın hiçbir şey yokmuş gibi pijamalarıyla gidip koskoca Illuminati'yi öldürmesi benim çok hoşuma gitti. Merak etmeyin, onları da konuşacağız. Çok hızlı korku parantezini de açayım. Bu filmde iyi korku ve gerilim unsurları bulunsa da asla bir korku filmi değil. Yani eğer 12 yaş altında bir çocuğunuz veya kardeşiniz yoksa o konuda rahat edebilirsiniz. Çok hızlı Amerika Chavez'i konuşalım. Hikaye Wanda'nın Amerika'nın güçlerini çalmaya çalışmasını anlatıyor aslında. Amerika fiziksel olarak paralel boyutlara kapı açabilen tek kişi. Kızımızın böyle özel bir yetenekten dolayı başka varyantı bulunmamakta. Yani koskoca çoklu evrende tek Amerika Chavez var. Amerika filmin sonunda süper klişe tek bir kendine inanman lazım cümlesiyle gelişimini tamamlayıp bizi biraz sinir etse de genel performansını sevdik. Cotill harika oynamış bizce. Ayrıca teması son derece güzeldi. Tema demişken, Danny Elfman. Bu adam Sam Raimi ile birlikte Örümcek Adamların müziklerini yaptı. Age of Ultron'dan beri MCU'da müzikal bir işi olmamıştı. Fakat müthiş bir dönüş yapıyor kendisine. Doctor Strange'deki müthiş müziklere sahip dostlar. Atmosfere inanılmaz hizmet ediyor. Tek ufak sıkıntımız, keşke doktorumuzun temasını biraz daha duysaydık. Danny, keşke Yenilmezler temasına eklediği o harika chord progresyonlarını burada da kullansaydı. Wong bu sahnede ilk filmde olduğu gibi harika durumda. Aksiyon olarak kendisinin daha fazla rolü var ve Benedict Wong, evet, oyuncumuzun ismi Benedict Wong. Wong olarak müthiş bir iş çıkarmış. Rachel Adams da dönüyor ve kendisine ne olduğunu çok merak ediyorduk. Bu filmde daha fazla var ve daha da iyi yazılmış bizce. Filmin paralel evrenler arası mutlu musun sorusunu yanıtlarken Strange üstünden Rachel ile ilişkisi ana odak olmuş. Bu ikiliyi seviyoruz. Birlikte olamayacak olmaları üzücü olsa da ana hikayeye güzel etki ediyorlar. Ve gelelim doktorumuza. Benedict Cumberbatch 6. sefer Doctor Strange'i oynamak için karşımızda. Kendisi bize sorarsanız artık Downey'nin Iron Man'i ya da Hugh'un Wolverine'i gibi. Kendisi bu rolde o kadar rahat ve gerçek ki. Karakteri son derece iyi tanıdığı ve iyi bildiği çok açık.
Filmin daha ilk sahnesinden müthiş bir kast olduğunu görebiliyoruz. Filmde Strange'in arka planda kaldığını, hatta ana karakter olmadığını söyleyen kişi sayısı çok fazla. Biz buna tam katılmasak da net olarak bu filmin iki başrolü var. Strange bu filmde özellikle ortalarda son derece arka planda kalmış. Büyüleri ve savaşları konusunda biz memnun kaldık. Büyücülük kavramının hakkını vermişler. Yine de biraz daha görmeyi çok isterdik. Özellikle müzikli savaş ve finaldeki rüya yürüyüşü harikaydı. Bu filmin aksiyonu hakkında birazdan konuşacağız. Peki Strange'in bu filmde bir karakter gelişimi var mı? İnsanlar büyük kamyolara ve alamadıklarına odaklandıklarından çok açık bir şekilde yazılan bu karakter arkını kaçırmış gibi görünüyorlar. Filmin ana teması kontrolcü olmanın getirileri. Hayatta her şeyi kontrol edemeyeceğimizi gösteren bir ana fikri var burada. Tüm karakterler ve hikayeleri bu tema üstüne yazılmış. Wanda çocuklarına varmak ve hayallerindeki hayatı yaşamak için Amerika'nın güçlerini kontrol etmek istiyor. Wong bile açık açık söylüyor, her şeyi kontrol edemez. Fakat Wanda kontrol edebileceğini düşünüyor. Kendi amacına ulaşmak için ne gerekiyorsa yapabileceğini ve kontrolü dışında hiçbir şeyin olamayacağını düşünüyor. Amerika Chavez film boyu güçlerini kontrol etmeye çalışıyor. Hikayesi kontrol edemediği için başlıyor. Hikayede bunu kontrol etmeyi öğreniyor. Stephen de aynı yolculuğa çıkıyor. Sadece kendisi değil, filmin başında gördüğümüz Defender, Illuminati üyesi Doctor, Karanlık Doctor, hepsi kişisel veya toplum için bir karar alırken her şeyi kontrol edebileceklerini düşünüyorlar. Christine ilişkilerinin yürümemesi sebebinin her zaman kontrolde olanın o olması gerektiğinden dolayı bittiğini de söylemişti. Stephen Infinity War'da zaman taşını Thanos'a vermeyi seçmişti. Biz seyirci olarak kendisinin farklı geleceklere baktığını ve başka çözüm olmadığını bildiğinden bunu yaptığını bilsek de başka insanlar gözünden bu bambaşka bir olay. Filmin başındaki eski doktor arkadaşıyla yaptığı konuşma bunu anlatıyor. Doktor her tercihte ve olayda büyük kararlar verecek sorumluluğu kendi üstünde görüyor. Yetmedi mi? Aynısını bir filmde daha yaptı. No Way Home. Kendisi yine kimseye danışmadan karar verdi ve herkesin zihnini sildi. Bu hikayede Doctor Strange'in her şeyi kontrol edemeyeceğini öğrenip sahneyi Amerika'nın, sonra da Wanda'nın almasına izin veriyor. Karışıyor. Kendisi bu temayı desteklemek için ana savaşta bile yok abi. Başka evrende adam. Dostlar, sizi bilmem ama ben öncesinde ego sorunlarıyla yüzleşmiş, bu kadar büyük kararlar almış bir karakter için bu tarz bir yol izlendiğine çok mutluyum. O kadar doğal ve doğru bir yol gibi geliyor ki. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange için muazzam kişisel bir hikaye. Filmin Marvel evrenine desteği ve genişletmesi konusunda da çok eleştiri geldi. Dürüst olmak gerekirse ne gerek var? Devamlı paralel boyutlardan yeni karakterler getireceklerine bildiğimiz ve sevdiğimiz karakterlerin kişisel hikayelerini görmeyi tercih ederiz biz. Zaten artı olarak No Way Home, Loki ve önümüzdeki diğer filmlerde bir sürü paralel evrenlerden farklı ve yeni karakterler göreceğiz. Paralel boyutlar konusunda ufak bir pencere açmak istiyoruz. Loki, No Way Home ve Doctor Strange 2 ile Marvel paralel evrenler konseptine koşsa da bizce ortalık karışmak üzere. Olaylar büyüyecek anlamda değil. Bizce cidden işi yanlışlıkla karıştırdılar. Birbirinden bağımsız çok boyutları açan olaylar gördük ve gereksiz olarak karıştı. Dostlar, karakterleri ve olayları konuştuk. Teknik özelliklerine bakmadan önce son bir ekibi daha konuşmak istiyoruz. Illuminati. Öncelikle çıkarmak gerekirse Tom Cruise ne yazık ki bu filmde Iron Man olarak yok. Kendisi güvenilir kaynaklara göre teklifi kabul etti. Fakat pandemi yüzünden çakışan programlar tutmadığı için kendisinin sahneleri çekilemedi. Illuminati'nin sorgu sahnesine dikkatinizden kaçmadıysa bir adet boş sandalye görüyoruz. Evet, o sandalye Tom Cruise'un Superior Iron Man'i içindi. Belki kendisini ileride görebiliriz. Kim bilir? Onun dışında ne bir Spider-Man ne de Wolverine görüyoruz. Bu konuda çok fazla insanın sinirli olduğunu gördüm. Dostlar, bu filmde Illuminati'nin iki görevi var. 1. Hepsini öldürerek Wanda'nın güçlerini göstermek. 2. Hayranlara selam vermek. Biz Tom Cruise'u görmeyi çok istesek de bu ekip bu iki görevi iyi bir şekilde başarabiliyor. Patrick Stewart tabii ki de Profesör X olarak karşımızda. Ve 2017'den sonra özlemişiz reis. Kendisi bu rolde o kadar rahat ki her cümlesini nasıl söyleyeceğini, her el hareketini ne zaman yapacağını çok iyi biliyor. Hiç kimse ona güvenmezken Charles'ın Charles'lık yapıp yine de bizim Strange'e güvenmesi kalbimizi ısıttı. Ayrıca Days of Future Past'te kendi geçmişine söylediği o ikonik cümleyi de kaçırmadık. Bu adam bu rol için doğmuş resmen. Scarlet ile olan küçük zihin savaşı da müthişti. Uzun süredir X-Men filmlerinde görmek istediğimiz tipte bir sahne. John Krasinski'nin Reed Richards'ı da muazzam olmuş. Kendisini yakında çıkacak olan Fantastic 4'lü filminde göreceğimiz kesin gibi. Hayranlar internette uzun bir süredir bu cast'in olmasını istiyordu ve Marvel tabii olur kanka deyip adamı ekibe almış resmen. Kaptan Carter What If izlemişlere selam veriyor ve iyi bir iş çıkarıyor. Peggy'miz bizce animasyondan live action'a kusursuz bir geçiş yapmış. İleride kendisini daha da fazla görmek isteriz. Bir tek kaptanın o klasik sözünü söylemesi bizi biraz sinir etti.
Artık yeter mi sanki? Black Bolt ise müthiş bir dönüş yapıyor. Bilmeyenler için 2018 yılında Inhumans dizisi çıkmıştı. Dizi o kadar kötü ve sıkıcıydı ki Marvel bu diziyi varoluştan sildi resmen. Aktörümüze bir şans daha verildiğine sevindik. Çünkü bulunduğu her sahnede efsane bir iş çıkarmış. Black Bolt'un konuşmadığını düşünürsek mimikler ve vücut hareketleri ön plana çıkıyor. Inhumans için yeni bir dizi veya film yakın olabilir. En az beğendiğimiz ve en az orijinal olan üye ise Monica Rambeau'nun annesi Captain Marvel. Kendisi bu evrende Carol Danvers yerine Captain Marvel olmuş. Kendisi hem en sıkıcı ölümü alıyor hem de pek işlevi yok. Yine de oyuncu fena bir iş çıkarmamış. Doctor Strange çoklu evrenler çılgınlığında tüm Marvel filmlerinden en iyi kanlı ölümlere sahip. Sam Raimi acımamış. Kopan vücutlar, patlayan kafalar, her şey vardı burada. Wanda dumanların içinden yüzü kanla kaplı bir şekilde çıkıp Illuminati'yi parçalamasına tek kelimeyle bayıldık. Film daha ilk sahnesinden ne kadar karanlık olacağını bize Defender Strange'in ölümüyle gösteriyor. Karanlık ton demişken bu filmde o berbat Marvel şakaları neredeyse yoktu. Yapılan espri sayısı az ve her yapıldığında hafif güldük. Ses bu filmin güçlü yanlarından. Miksaj iyi ve korku unsurlarını ve büyüleri iyi destekliyor. Ve sinematografi. Dostlar, çok rahat bir şekilde Doctor Strange 2'nin Marvel filmlerinden en iyi sinematografiye sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar temiz, stilistik, havalı ve derin görünen görselleri Marvel'dan daha önce görmedik. Müthiş kamera hareketleri ve göz kamaştıran setleriyle birleşince Marvel filmleri için az söylediğimiz bir kelime grubu çıkıyor ortaya. Görsel şölen. Görsel efektler ilk Doctor Strange filmi kadar muazzam ve beyin patlatıcı olmasa da çok iyi. Bazı yerlerde karakter modelleri kötü görünse de asla ve asla filmi baltalamıyor. Gelelim aksiyona. Film Marvel'ın en iyi aksiyonlarından birine sahip. Karakterler karşı tarafa fiziksel olarak üstün gelmek yerine güçlerini problem çözmek için kullanıyorlar. Yani bizim en sevdiğimiz şekilde. Özellikle filmin başındaki sekans resmen Sam Raimi'nin Spider-Man filmlerinden fırlamış gibi. Sam aksiyon set parçalarını ve karakterlerin güçlerini müthiş yönetiyor. Düşmanların birbirlerinin üstüne renkli lazerler atmasından bıktığımız bu dönemde yenilikçi bir aksiyon var karşımızda. Tek isteğimiz filmin ortalarında bu havalı ve keyifli aksiyondan biraz daha görmekti. Fakat o sahne Wanda vs. Illuminati olduğundan pek göremedik. Mesela diğer Marvel yapımlarına bir hızlıca göz atalım. İki karakterin birbirine lazer atması. İzlemesi eğlenceli değil. İki karakterin birbirine kung fu yapması. İzlemesi eğlenceli değil. Peki ana karakterin diğer evrene fiziksel olarak geçemediği için o evrendeki başka halinin cesedini ele geçirip final dövüşünü onu lanetlemeye çalışmış karanlık ruhlardan yaptığı bir pelerinle gitmesi mi? İşte bu hem izlemesi keyifli, hem havalı, hem yaratıcı, hem de akılda kalıcı. Peki filmde neler kötü veya eksikti? Bizim filmle ilgili en eksik bulduğumuz yer bu hikayenin süresi için fazla büyük olmasıydı. Çok net bir şekilde 30 dakikalık bir sekans daha gerekiyordu. Hem karakter motivasyonları ve arklarını belirtmek, Stephen ve Amerika'nın ilişkisini geliştirmek ve Darkhold gibi büyülü şeylerin kurallarını biraz daha açıklamak için yarım saatlik bir sahne bizce filmi kusursuzlaştırdı. Ayrıca Illuminati ile tanıştıktan sonra bayıldığımız Cape of Levitation biraz kişiliksiz kalmış. Keşke bu tesisten kaçtığı ve Rachel'a sonda yardım ettiği küçük sahneler görseydik. Ayrıca bazı sahnelerde ve senaryoda bu filmin arka planında olan zorlu yapım sürecinin etkilerini de görebiliyoruz. Multiverse of Madness 6 haftalık ek çekim almıştı. Bazı sahnelerde net başka sahne kullandıkları çok belli. Abi bir sahnede yemin ediyorum Wong'un saçları uzuyor. Düz uzuyor bildiğin hani. Bir sahnede kısa saçtı, öbüründe uzun saçtı. Kesseydiniz ya oğlum o kadar mı zor? Onun dışında bu tarz kopukluklar sizi asla film dışına çıkarmıyor. Ayrıca filmin finalinde Wanda'nın yaptığının yanlış olduğunu ve bir canavara dönüştüğünü anladığı sahneye bayılsak da bir şeylerin eksik olduğunu hissettik. Senaryodan mı, süresinden mi emin olamadık ama tam olmamış gibi. Biz filme genel hatlarıyla bayıldık dostlar. Sam Raimi muazzam bir yönetmen ve efsane bir iş çıkarmış. Umarız ki daha planlı ve daha az karışmalı bir şekilde Sam Raimi'yi Doctor Strange 3 için yönetmenlikte görürüz. Kısaca insanların neden bu filmi sevmediğinden de konuşmak istiyoruz. Sinema ultra subjektif bir alan, o yüzden direkt sevmemiş olabilirsiniz. Fakat ben büyük bir çoğunluğun beklentilerini yanlış yöne tuttukları için hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Fragmanlardan görünenler ve sahte sızıntılarla birlikte insanlar bu filmde Tom Cruise, Tobey Maguire, Andrew Garfield ve Hugh Jackman gibi isimleri beklediler. İstedikleri çıkmayınca da filme sinirlendiler. Filmin sunduğu şeyleri beğenmemek normal. Fakat beklentiler karşılanmadığından nefret etmek bizce filme biraz haksızlık yapıyor. Bu filmin her şeyden önce bir Doctor Strange filmi olduğunu unutmamak lazım. Fakat bu tarz beklentilere girdiği için hayranların da hatalı olduğunu söylemek yine yanlış olur. Buradaki en büyük suçlu net olarak Disney'in pazarlama bölümü.
Bu kadar paralel evren karakteri muhabbetini fragmanda patlatırsanız insanlar doğal olarak daha fazlasını bekler. Bu film daha kişisel ve korku öğelerinin ön planda olduğu bir film olarak pazarlansaydı tüm cameo'lar büyük sürpriz olurdu. Evet, filmin gişesini azaltırdı kesinlikle ama genel geri dönüt daha olumlu olurdu bizce. Eğer siz de cameo'lara odaklanıp istediğinizi alamadığınızı düşündüyseniz biz filmi tekrar izlemenizi öneririz. Doctor Strange 2 izlemesi çok kolay ve eğlenceli bir film. Bakış açınız bu gözle izlediğinizde değişecektir diye düşünüyorum. Fakat klişe motifler ve hikaye sizi sıkıyorsa bu konuda bir şey yapamayız dostlar. Film sizin için olmayabilir yani. İncelememiz bittiğine göre filmin sonunda ne olduğuna ve hikayenin buradan nereye gideceğini konuşalım. Final sahnesinde Doctor Strange'in üçüncü gözünün açıldığını görüyoruz. Bu birden fazla sebepten dolayı olabilir. İlk mantıklı, akla gelen sebep Darkhold'u kullandığı için karanlık Doctor Strange gibi başka gözünün açılması olabilir. Diğer sebep ise büyücülük güçleri geliştiğinden metaforik olarak üçüncü gözü açılmış olabilir. İlk after credit sahnesinde Charlize Theron geliyor ve Strange ile acil göreve çıkmaları gerektiğini söylüyor. Kendisi Claire isimli bir karakter. Çizgi romanlarda Dormammu'nun kuzeni olan bu cadı ileride Doctor Strange'in eşi oluyor. Kristin ile bir kapanış verdiklerini düşünürsek Claire doktorumuzun ileride eşi olabilir. Ayrıca açtığı boyut ilk filmde Dormammu'nun evreni. Atkısını atıp kostümünü çıkarması inanılmaz havalı olsa da doktorun 10 saniye önce tanıştığı bir cadıya güvenip portal atlaması bize biraz tuhaf geldi. Ayrıca Claire'nin kostümü bir tık Power Ranger düşmanlarını anımsatıyor. Umarız ki devam filmlerinde daha kaliteli bir kostüm alır kendisi. Bu sahne net olarak Doctor Strange 3 için hazırlanıyor. Charlize Theron bakalım Claire olarak Marvel evreninde nasıl olacak? İkinci after credit sahnesinde ise Bruce Campbell'ı görüyoruz. Filmin ortasındaki bir espriyi devam ettiriyor. Bruce Campbell yönetmen Sam Raimi'nin çok yakın bir dostu. İkilimiz lise yıllarında okulu bırakıp birlikte film çekmeye başladıklarından beri harika yapımlar yaptılar. Bruce'u aynı zamanda Tobey'nin Spider-Man filmlerinin hepsinde görmüştük. Hatta ve hatta dördüncü film gelse kendisini Mysterio olarak da görecektik. Başka bir yapımla alakası olmayan bu sahne sadece komik olmak için vardı. Ayrıca Wanda'nın bu filmde öldüğünü düşünmek pek doğru olmaz bizce. Bu kadar güçlü olduğu gösterilen bir karakter kafasına taş yiyerek ölmüş olamaz. İleride Wanda'yı görmememiz imkansız. X-Men ile yakın hikayeler görmek istediğini söyleyen Elizabeth Olsen, Wanda'yı uzun yıllar oynamak istediğini dile getirdi. Kendisini kesinlikle başka filmlerde göreceğiz. Uzun bir video oldu dostlar. Ama bu film kesinlikle beklememize değdi. Klasik Spider-Man gibi aksiyon set parçalarına sahip ama harika korku unsurları içeren, kişisel bir hikaye anlatan Doctor Strange in the Multiverse of Madness bizce muazzam bir Doctor Strange. Müthiş Marvel ve harika bir gişe filmiydi. Her hafta sinemaya gittiğimizde görmek istediğimiz tipte filmler tam olarak bunun gibi. Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Hayal kırıklığına uğrayan tarafta mısınız? Yoksa Sam'in muazzam bir iş çıkardığını mı düşünüyorsunuz? Yoksa işte izledim, keyifliydi, geçti diyen biri misiniz? Gelin yorumlara Doctor Strange konuşalım. Ayrıca istatistiklere bakıyoruz ve izleyen her 100 kişiden 99'unun abone olmadığını görüyoruz. Bu grafiğin bizi ne kadar üzdüğünü gösterelim. Ama abone olursanız stüdyoda bu şekil takılıyoruz. Videolarımızı beğeniyorsanız destek atıp abone olmanız bizi çok mutlu eder dostlar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.